Muhalefet Partisi'nin genel başkanı işte daha önce temel atmayı çok kalabalık gruplar halinde yapmışlardı. Kaç sene geçti belediyecilik anlamında taş üstüne taş Adana'mızda konmadı. Adana'da karalar bağladı. Sahra Hastanesi'yle maalesef ki şehrimiz gündeme geldi. Biz vatandaşlarımızı şehir hastanelerinde 5 yıldızlı hizmet anlayışıyla saçlarının teline zarar gelmemesi için var gücümüzle çalışırken maalesef ki şehrimizi Sahra Hastanesi'yle yan yana alınmasına sebep oldular. Şimdi de işte gitmiş oldukları illerde iktidara geldiğimiz zaman elektrik faturalarını tüm çiftçilerimizin karşılayacaklarını ifade ettiler. Şu anda Türkiye'nin dört yanında, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Mersin'de şu anda belediyecilik anlamında CHP yönetimi var. Biz de sorduk hep birlikte, teşkilatımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte, genel başkan yardımcılarımızla birlikte, işte İzmir'de, Adana'da, Eskişehir'de, Antalya'da, Mersin'de gelin çiftçilerimize elektriği bedavaya verin diye. Dün de bir basın mensubumuz sordu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından işte taşlık alan olmadığı için bunu Adana'da yapamadıklarını söylediler. İş yapmaya niyetleri yok. Az önce başkanımız çok güzel ifade ettiler. Daha önce biliyorsunuz kamuoyu önüne çıkıp vatandaşlarımızın yüzüne baka baka namus sözü verdikleri konular oldu. O konularda nasıl kulaklarının üzerine yattıklarını gördük. Bu konuda da şimdi işte iş gelin yapın demeye geldiğinde maalesef hiç oralı olmuyorlar. Çünkü iş yapmak gibi bir dertleri yok. Türkiye gibi bir dertleri yok. Vatandaş diye bir dertleri yok. Bunların böyle bir derdi olmadığını biz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 19 yıldır nasıl Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her alanda kalkındırdıysak bundan sonra da hem yerel yönetimler anlamında, hem şehircilik anlamında, adaletten sanayiye, çalışma hayatından sağlığa, eğitimden sosyal politikalara kadar var gücümüzle çalışarak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Pandeminin etkisiyle dünyanın içinden geçmiş olduğu dönemde Türkiye'ye de bu yaşanan ekonomik süreçlerin bazı yansımaları olmuştu. İşte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, enflasyonla ilgili, fiyat artışları ile ilgili yaşadığımız süreçler vardı. Bu süreçler yaşandığı zaman ben işte bu dönemde biliyorsunuz teşkilat akademimiz geçen hafta Adana'mızda da tüm teşkilatımız coşkuyla katıldılar. Bunun için de ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Gittiğimiz her yerde söyledik. Bize güvenin. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Türkiye'nin bu içinden geçtiğimiz dönemden, pandemi döneminde tüm dünya ülkeleri daralma yaşarken, sıkışıklık yaşarken, ticaret, ilişkiler, her şey değişimden geçerken Türkiye bu dönemden fırsatlarla çıkacak, büyüyerek çıkacak demiştik. Ve şimdi işte görüyorsunuz açıkladığımız son ekonomi paketiyle ne yaptığımızı bildiğimiz, adım adım hedefimize doğru aksiyonlarımızı belirlediğimiz ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. İnşallah güzel gelişmeler yaşıyoruz. Bunun fiyatlara yansımasını da yaşıyoruz. Döviz kurlarında yaşanıyor. Biz Türkiye'nin geleceğinin istihdamdan geçtiğini biliyoruz. Üretimden geçtiğini biliyoruz. Yatırımdan geçtiğini biliyoruz. Ve cari açığı azaltmaktan geçtiğini biliyoruz. İnşallah bunları bir araya getirdiğimiz ve kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme performansıyla Türkiye'yi inşallah dünyanın parlayan yıldızı ve ilk en 10 ekonomisinden biri yapmaya kararlıyız. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.